Herkese merhabalar arkadaşlar. Kümeler konusuyla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar kümeyi anlatmadan önce hemen eylül programımıza bir bakalım. Bugün günlerden arkadaşlar 30 Eylül Perşembe ve ayın son günü son dersimiz matematik arkadaşlar ve kümeler konusunu göreceğiz. Ekim programı da müthiş oldu sizin için hazırladık. Gerçekten süper bir kurguyla ne zaman ne yapacağını göreceksin orada da. Çok fazla uzatmayalım söz arkadaşım. Hemen kümeye geçelim. Kümelerde bugün yapacağımız şey arkadaşlar kümenin gelen itibariyle tanımlarını öğrenmek. Neler var? Küme ne demek? Kümeler alt küme ne demek? küme çeşitleri ne demek? Onları göstereceğiz. Kümenin tanımıyla başlayacağız. Kümede gösterimler var. Küme çeşitleri de böyle Anlatacağız hepsini. Sonrasında alt küme müthiş önemli. Daha zor, anlaşılması zor ama bütün her şeyi ayrıntılı anlatacağız göreceğiz. Ve de eşit kümelerle de konuyu bitireceğiz arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Tabii ki de dersin sonunda da her zaman gibi ödevlerimizi sıfırdan dokuza ve dinama kitabında vereceğiz. Başlayalım arkadaşlar. Kümenin tanımı. Kümenin tanımını iyi bilmelisin arkadaşım. Çünkü sana fonksiyonda da lazım olacak. Neymiş? İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. İyi tanımlanacak. Yani ona göre şuna göre bana göre olmaz. Herkese göre aynı şeyi ifade etmeli. Yaz ayları sana göre bana göre değişir mi? Değişmez arkadaşım. Yaz ayları bellidir. Ve üç tanedir bunları iyi bilmen lazım. Haziran, Temmuz, Ağustos ayları bizler için Yanlış söylemedim inşallah. Yoksa Temmuz, Ağustos, Eylül müydü? Yaz ayları neyse fark etmez. Genel olarak Türkiye'de herkes tarafından bilinen yaz ayları nedir? İyi tanımlanmış bir kümedir. Ondan küçük doğal sayılar. Bak ondan küçük doğal sayılar müthiş tanımlanmış. Niye? Ondan küçük diyor. 9, 8, 7, nokta 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 sıfıra kadar gidiyor. Ondan küçük doğal sayılar işte bunlar kümedir arkadaşım. Bazı günler. Evet bak bu. Arkadaş bir dakika ya. Bazı günler. Nasıl yani hocam? Hangi günler? Sana göre bana göre değişir. O zaman bak bu küme değildir. İyi tanımlanmamış. Güzel kitaplar. Tamam hocam çok güzel ya. Simyacı güzel kitap. Sol, sol ayağım güzel kitap. Bu gibi şeyler. Bacağım mıydı ya? Bak çok karıştırdık bugün. Bu gibi kitaplar çok güzel hocam. Da Vinci'nin şifresi. Bunlar müthiş kitaplar. Tamam benim için güzel tanımlanmış. Hayır arkadaşım. Sana göre bana göre varsa bu iyi tanımlanmamıştır. O zaman ne diyorum? Güzel kitaplarda küme değildir. Kümeyi oluşturan arkadaşlar nesnelerin her birine ne diyeceğiz? Eleman diyeceğiz. Eleman. Eleman gel buraya bakayım diyor ya. İşte bizim kümemizdeki bütün nesneler ne olacak? Eleman olacak. Mesela biraz önceki anlattığımız kümenin bir elemanı dokuz. Bir elemanı sekiz. Bunlar hepsi eleman olacak. İşte küme dediğimiz bu arkadaşlar. Güzel tanımlayacaksın. Elemanları da güzel bir şekilde anlayacaksın. Geldik buraya. Arkadaşlar kümeler genellikle büyük harflerle gösterilir. A, B, C, D diye büyük harflerle gösterilir. A kümesinin eleman sayısı derse de bu sefer ne yapıyorsun? Başına S koyuyorsun. A kümesinin eleman sayısı. A kümesinin eleman sayısı. Sanki sayı sayıdan geliyormuş gibi düşünebilirsin. Eleman sayısı S a ile gösterilir. A küçük A dediğimiz şey. A kümesinin bir elemanı ise arkadaşım. Onu da şöyle gösteriyorsun. A euro işareti ne var bir de? A kümesi diyorsun. Bak ne oldu? A elemanıdır A kümesinin. A elemanıdır A kümesinin. Peki B A kümesinin elemanı değilse bu sefer ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tabii ki de üzerine bir çizik atıyorsun. Diyorsun ki bu kümenin elemanı bu değildir arkadaşım diyorsun. Bitiriyorsun. Bak bir A kümesi var. Büyük harfle ifade etmişiz. Elemanları ne? A ile C. O zaman kaç elemanı var? Eleman sayısını soruyor bana. 2'dir. Peki A elemanı mıdır A kümesinin? Evet elemanıdır. B elemanı mıdır? Hayır, değildir. C elemanı mıdır? Evet, C de elemandır. İşte bunları da bu şekilde gösteriyoruz. Eleman sayısı Elemanı işareti elemanı değildir işareti ve kümede büyük harfle gösterildiğini söyledik. Arkadaşlar küme gösterimleri 3 tane işte o yüzden de birincisi liste yöntemiyle başlayalım. Kümeye ait elemanlar küme gösterimleri 3 tane liste yöntemi dedik. Kümeye ait elemanlar küme parantezi buna küme parantezi de diyebilirsin. Genellikle süslü parantez derler. Süslü normal parantez çünkü şöyle ya, bu süslü biraz daha süslü parantez içerisinde aralarını virgül konularak yazılır. Ne yaptım? Listeledim. Nasıl bir liste? Asal rakamlar kümesini liste yöntemiyle göstereyim. Bakın asal rakamlar ya A diyelim. Ne yapıyorum bakın? Süslü parantez biraz güzel yazalım. Daha ilk kez yazıyoruz. Süslü parantez asal rakamlar. Asal sayılar 2 ile başlar. 3 ile devam eder. 5 olur. 7 olur. 9 olmaz. Çünkü niye? 9 3'ün katıdır. Asal rakamlar kümesini aralarına virgül koyarak süslü parantezin içine yazdım mı yazdım. Arkadaşlar bugün ısınma ve antrenman yapacağız genellikle. Çünkü bugün aslında bir bakıma kümenin temelini atıyoruz. Kümelerin tanımlarından bahsediyoruz. O yüzden çoğusu ısınma ve antrenman olacak. Lütfen sıkılmadan güzel dinleyelim. Ve kümenin elemanları arkadaşlar unutmayın sadece bir kez yazılır. Kümenin içine her eleman yalnız bir kez yazılır unutmayın. Kümesinin harflerinin oluşturduğu kümeyi liste yöntemiyle gösterin. Patates ya ben buna P kümesi demek istiyorum. Bakın şimdi P kümesi dedim ve P kümesindeki patates, elema, patates kelimesinin harflerini yazacağım. Ve her harf bir kere yazacak. P'yi yazdım, A'yı yazdım, T'yi yazdım, A vardı zaten yazmıyorum, T vardı zaten yazmıyorum. E'yi yazdım, bir de S vardı yazdım ve bitirdim. Ne oldu? Patates diye bir şey oldu. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Liste yöntemini gösterdik. Kümenin, eleman, kümenin ismini yazıyorsun. Eşittir. Süslü parantezine aralarına virgül koyuyorsun. Her elemanı yalnız bir kere yazıyorsun. Geldik V şemasına. V şeması nedir arkadaşım? Bir kümenin elemanlarının kapalı şekiller içine önünde nokta koyularak, önüne nokta koyularak yazılmasına V şeması yöntemiyle gösterimi denir. V şemasıyla gösterim nasıl olacak? Hemen yine ısınma yapalım. Beşten küçük doğal sayılar. Nelerdir arkadaşım? Dört var, üç var, iki var, bir var, sıfır var. V şeması ile gösterelim. V şapası kapalı şekil arkadaşlar. Genellikle küme deyince yuvarlak gelir aklımıza. Hayır kapalı şekil olsa da olur. Mesela bakın ben üçgen çiziyorum şu an. Bu kümenin ismine ne verelim? Doğal sayılar olduğu için D kümesi verelim. Önlerine nokta kayarak ne yapıyorum? Sıfırı yazıyorum. Biri yazıyorum. iki yazıyorum. Üçü yazıyorum. Dördü yazıyorum. Beşten küçük doğal sayılar dediği için bak V şeması kapalı bir şeklin içine ne yaptık? Önüne noktalar koyduk ve ven şemasıyla göstermiş olduğu Biraz önceki liste listeliyorsun. Ven şeması bu da şema. Ven dediğimiz şey de şekil işte arkadaşlar. Geçtik gittik. Şimdi matematiğin çoğu yerinde biz küme ile ilgili bu özelliği göreceğiz arkadaşlar. Ortak özellik yöntemi bunu çok iyi anlayalım. Kümeye ait her elemanın özelliği ortak bir özellik var. Hepsinin ortak bir özelliği var. İşte bunu söylediğimizde biz bunları toplu halde yazıyoruz. Biraz önce mesela asal rakamlardı ya orada Toplu yazmaya gerek yok. Ama bazen böyle çok uzun liste ya da V şemasıyla göstermeye çalışmak zorumuza giderse o zaman ne diyoruz arkadaşım? Biz burada ortak özellik yöntemi yapacağız. Ne demek hocam? Hemen ısınmayla anlatayım sana. Bak bir A kümesi var. Burada şeyde ortak özellik de unutmayın. Bize şöyle bir şey söyleyecek. X öyle ki. Burada X öyle ki çizgi. Ya da bazen de X öyle ki. Öyle ki demek ne demek biliyorsunuz? X anlatacağım şimdi sana ne olduğunu. Sakin ol. X diye bir bilinmeyenim var. Ama ne olduğunu şimdi söyleyeceğim demek. X öyle ki 1 ile 20 arasında. Kim? X. X öyle bir sayı ki 1 ile 20 arasında. Tamam eyvallah. Ve X 3K diyor. Ve K de doğal sayı. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakın şurası. K doğal sayıysa o zaman doğal sayıyla 3'ü çarparsam demek ki bu 3'ün katı bir doğal sayı. İşte bölme bölünebilmedi. İleride bunu göreceğiz. X eşittir 3K ise 3'ün katı Y eşittir ise 5 neyse 5'in katı ne zaman ama K eleman doğal sayıysa ya da tam sayıysa o zaman ne olacak? N eleman doğal sayıysa o zaman ne oluyor? Y 5'in katı X 3'ün katı ne demek istiyormuş bize? X öyle ki 1 ile 20 arasında ve X neymiş? 3'ün katıymış arkadaşım. Bunu Ortak özellik yöntemiyle göstermiş adam. Bize de liste yöntemiyle de sen yaz diyor. Bakın şimdi A kümesini li liste yöntemiyle yazıyorum. Süslü parantezimi koydum. 3'ün katı olacak, doğal sayı olacak, 1 ile 20 arasında olacak. Ben 0 koyarsam 0 olur ama 1 ile 20 arasında değil. 1 koyarsam doğal sayı 3 olur. 2 koyarsam 6 olur. 3 koyarsam 9 olur. 4 koyarsam 12 olur. 5 koyarsam 15 olur. 6 koyarsam 18 olur ve 7 koyarsam 21 olacağı için kümeyi kapattım. Liste yöntemiyle yazmış oldum. Bakın arkadaşlar yine kısaydı ama adam ne yaptı ben onu demek istemiyorum dedi. Ben de ona dedi ortak özellik yöntemiyle göstermek istiyorum dedi. Gösterdi. Biz de onu listeye çevirdik. İşte bu kadar. İstersen ben şemasıyla da yapardım ama gerek yok. Liste yöntemi toplu her elemanın özelliğini belirten bir yazı şeklidir. Bunu bilelim geçelim. Şimdi gençler Küme çeşitlerine geldik. Küme çeşitlerinde bilmemiz gereken sonlu küme ve sonsuz küme. Bak çok kolay bir tanımı var. Eleman sayısı sonlu olan kümeye sonlu küme, sonlu olmayan kümeye sonsuz kümedir. Eleman sayın sınırlıysa, eleman sayının bir sonu varsa o sonludur. Sonu yoksa işte o sonsuzdur. Mesela. Isınmayla bakın. Bugün hep ısınacağız. Hep antrenman, hep ısınma. Ama haftaya işlemler çok önemli. sonunda problemler gelecek. Çok önemli. Canlı yayınlarla bombalayacağız. Ekim ayında süper geçecek. Geçelim. Şimdi ne diyor bana? İki basamaklı asal sayılar. Bak şimdi A kümesi. X öyle ki. X iki basamaklı asal sayılar. Adam yazmaktan bıkmış. Ne yapmış arkadaşım? Bize ne yapmış? Ortak özellik yöntemini söylemiş. Biz bunu Hemen yazmaya çalışalım liste yöntemiyle. İki basamaklı asal sayılar 11'den başlar, 13 ile devam eder. nokta 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 nokta. Bakın 91 asal değildir. 93 asal değildir. 95 asal değildir. 97 asaldır. 99 asal değildir. Ve ben bu şekilde yazdım. Sonu başı belli mi arkadaşım bunun? Belli. O zaman bu küme sonlu kümedir arkadaşım. Bu küme sonlu küme çünkü sonu var bunun. Geldim buraya. Bak çok dikkat. mükemmel dikkat çok dikkat, çok önemli burası. x öyle ki 1 ile 5 arasındaki x rasyonel sayı. Bakın rasyonel sayı. O zaman ben şuraya 1 virgül 1 yazabilir miyim? 1 virgül 1, 1 1 yazabilir miyim? 1 virgül 1, 1, 1, 1 yazabilir miyim? Hocam, nereye kadar yazacaksın? Arkadaşım sonu yok rasyonel sayı yaz diyor bana. Rasyonel 1 ile 5 arasında sonsuz tane reel sayı, sonsuz tane rasyonel sayı vardır. Unutma. O zaman sonsuz tane eleman varsa ben bu kümeye ne diyorum? Sonsuz küme diyorum. İşte bu kadar. Çok uzatmaya gerek yok. Mevzuyu anladık geçtim. Şimdi boş küme var bir de. Boş küme diye bir şey var mı hocam? Var. Bu arada kağıdı fırlattım. Nerelere gitti? Geldim buraya. Boş küme arkadaşım. Boş küme dediğimiz şeyde adı üzerinde elemanı olmayan kümeye ne denir arkadaşım? Sen boşsun denir, boşsun. Hani bazen diyoruz ya, ya ne boş adamsın, niye adam? Çünkü boş, boşluk, hiçbir şey yok. Adamda hiçbir şey yok ya. O zaman ne diyoruz? Boş küme diyoruz, geçtik. Boş küme arkadaşım ya boş, bak bu sıfır ya. Boş olduğunu gösteren ya da ven şeması üzerine bir çizik atarsan bunun boş küme olduğunu gösterirsin. Veya arkadaşım süslü parantezin içine bir şey koymazsan bu da boş kümedir. Unutmayın. Ama kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerin çok karıştırdığı bir şey, süslü parantezin içinde böyle bir şey varsa bu boş küme değildir. Bu bir süslü parantez küme işaretidir ve içinde bu sembolde bir eleman vardır demek. Bakın boş küme ya böyle ya böyle gösterilir ikisinden biri A kümesi boş küme ise eleman sayısı sıfırdır arkadaşım. Sana eleman sayısı Sıfır diyorsa senin anlayacağın şey boş küme olduğudur. Evrensel küme artık üçüncü olarak evrensele geçtim. Sonlu sonsuz boş küme bitti. Evrensel küme üzerinde çalışılan tüm kümeleri kapsayan kümeye evrensel küme denir arkadaşım. Evrensel küme. Arkadaşım bak şimdi evrensel kümenin bir küme var. Bununla kesişiyor. Bir tane de ayrı küme var ve dışarıda elemanlar var. Ama bunların hepsini kapsayan bir küme var. İşte bu küme evrensel küme. Bak buraya ne yazdım? E. Genellikle evrensel küme E ile gösterilir arkadaşım. Mesela düşün okulumuzda 9. sınıflar var, 10. sınıflar var, 11. sınıflar var. 9'lar ayrı bir küme, onlar ayrı bir küme, 11'ler ayrı bir küme, 12'ler ayrı bir küme. Ama bunların hepsi nerede birleşiyor? Bir okul binasının içinde. O zaman evrensel kümemiz neymiş? Okul binası evrenseldir dedik ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Şimdi geldik o müthiş konuya arkadaşlar. Alt küme konusunu anlatacağız. Alt küme çok önemli, işlem kısımları çok önemli. Yavaş yavaş tane tane güzel güzel anlatacağım. E, yavaş derken seri anlatacağım, hızlı anlatmayacağım ama ne olduğunu iyi anlayalım. A kümesinin her elemanı aynı zamanda B kümesinde elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Ne diyorsun hocam? Bak, bir A kümesi var. Bir de dışarıda B kümesi var. A'nın her elemanı. B'nin de elemanı mı? Evet. O zaman ne diyoruz? A kümesinin her elemanı, B kümesinde elemanıysa A alt kümesidir B'nin. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. A alt kümesidir B'nin diyorum. Veyahut da, veyahut da hani ben abimin kardeşiyim, o benim abim. yani tersten de söyleyebilirsiniz. O benim abim ya da ben onun kardeşiyim diyebilirsin. İki cümlede aynısı. İşte burada da A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Ya da B kümesi A kümesini kapsar. Bak B kümesi A'yı kapsar. Üste. İşte burası önemli. Kim alt küme peki? A dediğimiz şey alt küme. Kimin alt kümesi? B'nin. Bakın altında bir küme. İçindeki elemanlara sahip bir küme. İşte bunu söyledik. Neymiş? A kümesinin alt kümesi, A kümesi B kümesinin alt kümesi ya da B kümesi A kümesini kap kapsar. Şu kapar olmuş. Kapar zaten de kapsar yani. Geçtik. Bak unutma. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Burada nasıl gösteriliyor? Bakın şu ifade A kümesi alt kümesidir B'nin. Bakın şunu bilirsiniz 2 küçüktür 3 var ya ağzı 3'e dönük 3 büyüktür. İşte burada da kümede de o işaret biraz farklılaşsın diye böyle C gibi yapılmış uzunlamasına bir C. Ya da bakın şu yazımı gösterelim. B kapsar yine bakın A'yı. Ne dedik? 2 küçüktür 3'ten ya da 3 büyüktür ikiden. Aynı cümle zaten. Aynı cümle. O zaman ne oldu arkadaşım aynı cümle ise? O zaman B kapsar A'yı tersten okumuş olduk. Bakın şimdi A, B, C, D, E, K kümesi. L kümesi A, C, E, M kümesi A, E. A bir dakika. M'nin bütün elemanları burada var mı? Bunun bütün elemanları burada var mı? O zaman arkadaşım bak bir M kümesi yapalım. İçine A ile E'yi koyalım. Bakın daha büyük bir küme yapalım. L kümesi. Bakın L kümesini yaptığımda içinde zaten A, E var. Demek ki M'nin dışında bir de C var orada. Bakın daha büyük bir küme yapalım. Bu kümede K kümesi olsun. Bu kümenin içinde L'den ve M'den dolayı A, C, E var. E, e B yok o zaman. B'yi koydum. Bir de ne yok arkadaşım burada? D yok, D'yi koydum. Şunlar küme isimleri büyük harfle yazdım ve de nokta koyarak başlarına elemanları gösterdim. O zaman ne anladık arkadaşım? Bak M alt kümesidir L'nin. L alt kümesidir K'nın. İşte bu mevzuyu iyi çözümlemiş olduk. Kaba taslak tanımı anlattık. Gösterimleri söyledik. Ve iki çeşit dokunduğunu fark ettik. Ve de ısınmayla da şekillerle de gösterdik arkadaşım. Neye benzediğini de matematikte çağrışımını yaptık. Geçtik. Şimdi kümenin özellikleri. Bakın burası çok önemli. Boş küme her kümenin alt kümesidir. O zaman bir kümenin alt kümelerini yani farklı farklı elemanlarından oluşan farklı kümeleri söylerken biz boş kümeyi unutmayacağız. Boş küme alt kümesidir her kümenin dedik ya A kümesi diyelim. Boş küme alt kümesidir A kümesi dedik veyahut da herhangi bir küme fark etmez. Her küme kendisinin alt kümesidir arkadaşım. Unutma. Pardon buraya A yazsam daha hoş olacak. Başka kalemle yazayım şuradan gösterelim. Hatta şurayı bir silelim. A kümesi alt kümesidir A kümesi. Bu çizginin olması önemli mi? Eşitliğin olduğunu gösterir. Çok da önemli değil. Eşitlik varsa da yoksa da alt küme mantığı vardır. Unutmayın bunu. Mesela ben burada böyle yaptım. Burada böyle yazıyor. Fark etmez. Çok da bir fark yok aranızda. Sadece eşitliği gösterir. Bakın A alt kümesi midir A'nın? Evet. Her küme kendisinin alt kümesidir. O zaman şu ikisini unutmuyorsun. Boş küme aklında. Alt küme kendisi de aklında. Ve unutma arkadaşım. A dediğimiz küme B'nin alt kümesi ise. Bak A dediğimiz küme B'nin alt kümesi ise. B de C'nin alt kümesi ise. E, B'de C'de B de C'yi kapsıyor, C de B'yi kapsıyorsa arkadaşım. O zaman C en üsttedir. O zaman ne yapar? A alt kümesidir C'nin. Burada bir geçiş var. A B'nin alt kümesi ise. B C'nin alt kümesi ise. O zaman A dediğimiz şey en altta kalan kardeş. Yani abim abimin de ablası varsa tabii ki de o benim ablamdır mantığında gidiyoruz. En anamanlı bir kümenin Alt kümelerinin sayısı 2 üzeri n'dir arkadaşım. Bak unutma bir küme varsa 3 elemanlı o zaman onun alt küme sayısı 2 üzeri 3'tür. 5 elemanlıysa 2 üzeri 5'tir. Unutma bunu aklında olsun. En elemanlı bir kümenin kendisi hariç tüm kümelerin eleman sayısı bak adı üzerinde öz alt. Öz olarak altta kalan yani kendisi olmaz altta kalacak. O da kendisi hariç olduğuna göre 2 üzeri n'den 1 çıkaracaksın. Bakın 2 üzeri n eksi 1 değil. 2 üzeri n'den 1 çıkartacaksın. Yani mesela 8 ya bunun alt küme sayısı. 1 çıkartacaksın. 8 eksi 1 7'dir. Yani 2 üzeri 3 eksi 1 değil. 2 üzeri 2'den 4'ten değil arkadaşım. Unutma aklında olsun. Geldik bir antrenmana. Bakalım ne diyor burada? Antrenmanla bunu anlamamız lazım. A kümesi, A, B, C kümesinin alt kümelerini yazalım diyor. Alt kümeleri bakın. Boş küme bizim alt kümemizdir. Bak sıfır elemanlı boş küme. Bir elemanları yazalım. A bunun bir alt kümesidir. B bunun bir alt kümesidir. C bunun bir alt kümesidir. Bunlar süslü parantez arkadaşlar. Hızlı yazdım. Bakın şimdi. Bir daha söylüyorum. Bu kümenin elemanlarıyla ne kadar oluşturabilirsek hepsini oluşturacağız. İki elemanlara geçtim. Ne olacak? A, B bu bir alt kümesidir. Bakın A, B iki elemanlı bir alt kümesi süslü parantez AC bir alt kümedir. Süslü parantez BC bir alt kümedir. Başka kaldı mı? Hocam CB var. Arkadaşım CB, BC aynı şey. Alt kümedir onda. Peki 3 elemanlı alt kümesini? ne? 3 elemanlı alt kümesi de A, B, C yani kendisi. Bakın boş küme ile kendisi her zaman kümenin alt kümeleridir. İşte alt kümelerimin hepsini buldum. Yani bu elemanlarla yazılabilecek ...bütün kümeleri yazdım. İşte bunun anlamı alt küme demek. Alt kümeleri yazalım demişti yazdık. Eleman, alt küme sayısı kaç tanedir? Bakın bir buradan... ...üç buradan... E, ...üç buradan bir buradan. O zaman ne oldu toplamda? Sekiz oldu. O zaman ne diyorum? A kümesinin... ...alt küme sayısı... ...nedir? Sekizdir. Hocam niye elle sayıyorsun? E, yazdım diye saydım. E, saymasam direkt bana alt küme sayısını sorsaydı... ...eleman sayım üçse... O zaman 2 üzeri 3 olacaktı. Zaten bu da 8'dir arkadaşım. İşte bu kadar. Olay bu dostum. Yapacağımız şey bu. Bana hiçbir şey söylemeseydi, eleman sayısını söyleseydi sadece ben yine alt küme sayısını bulabilirdim. Ama alt kümelerin ne olduğunu yazarak gördüm. Elimle de saysam 8, böyle de yazsam 8, cevabım 8 dedim ve bitirdim. Geldik öğreten sorumuza arkadaşlar. Öğreten sorumuzda da kümenin genel mantığını bakalım kavramış mıyız onu görelim. Bakın virgülle ayrılacaktı ya. Burada bir diye bir elemanım var. Virgül. İki diye bir elemanım var. Üç. Hocam hani elemanlar bir kere yazılacaktı. Arkadaşım bak buradaki eleman iki değil. Buradaki eleman süslü iki. Süslü parantezin içinde iki varsa bu bir başka eleman. Bu virgülden sonra ne gelmiş? Bakın süslü parantez üç virgül dört diye bir eleman gelmiş. Bunlar eleman arkadaşım. Unutma bunlar elemanlar. Kaç tane elemanım varmış? 1. 2, 3, 4. Burada da ayrı ayrı gösterdim. Bakın elemanlar her zaman yalnızca yazılır. Yalnız. Mesela bir elemanıdır A kümesini. Bak yalnız yazacaksın. Yalnız. Bir elemanıdır. Burada ne var? Süslü bir. Arkadaşım bu yanlış. Bak bu yanlış. Bir elemanıdır A'nın. Ama alt küme yazacaksam onu kümeyle gösteririm. Bakın A elemanıdır. Bu arada e, süslü süslü parantezdeki eleman mı A'nın? Bundan dolayı değil. Bundan dolayı evet elemanıdır. Doğru. Bakın bundan dolayı değil, bundan dolayı. Hocam yanlış diyemezsin. Çünkü bundan dolayı elemanıdır. Doğru. Geldim buraya. Eleman sayısı 5 diyordu. Yanlış. Eleman sayımız 4 arkadaşım unutma. A kümesinin alt küme sayısı 16'dır. Evet eleman sayım 4 olduğuna göre 2 üzeri 4'ten dolayı 16. Bu da doğru oldu ve ilk soruma bakıyorum. Bakın alt kümeler küme şeklinde yazılır. Niye? Çünkü onlar çeşitli elemanlardan oluşur ya boştur ya bir tanedir ya iki tanedir ya da eleman sayısına göre değişir. Mesela bir, bir süslü parantezde alt kümesidir A'nın. Bak süslü parantez iki buna göre yazıyorsun. Alt kümesidir A'nın. Bak devam ediyorum. Süslü parantezin içinde süslü parantez iki alt kümesidir A'nın. Çünkü süslü parantez iki elemandı. Onu da ne yapmam lazım? Kümeyle göstermem lazım. İşte alt kümelerin hepsi arkadaşlar ne yapılır? Küme parantezi yani süslü parantez içinde alınır. Peki hocam sen teklileri yazdın. Çiftli yazılır mı? Bak yazılır. Biri yazmış. Süslü parantez 2 diye bir eleman vardı. Onu yazmış ve alt kümesidir demiş. Doğru. Neden? 1 de 2 de süslü parantez 2 de elemandı. O zaman bunları da yazmış. Oldum arkadaşım. Bunları da söylemiş olduk. O zaman kaç tane doğrumuz var? 1 2 3 tane doğrumuz var. Bitirdik. Öğreten soru müthiş oldu. Son konum artık küme eşitliğine geçtim. Küme eşitliğinde de arkadaşlar eleman sayıları aynı olan kümelere eşit küme denir. Ve eşit kümelerin AB kümelerin eşitliği de nasıl gösterilir? A eşittir B ile gösterilir dedik ve buraya da eşit küme yazdık. Arkadaşlar bakın eşit kümede ne olması gerekiyormuş? Elemanlar aynı. X öyle ki X'in karesi 20'ymiş ve X tam sayıymış. O zaman arkadaşım Karesi 20 olan ne var? 20'den küçük olan 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. Dikkat tam sayı diyor. Eksiler de var. Eksi 1 var. Eksi 2 var. Eksi 3 var. Eksi 4 var. Bunları söyledik. Benim elemanlarım neler arkadaşım? Bunlar. İstersen bunu A kümesi yazar. Aralarına virgül koyar. Düzgün yazardım. Hocam sırasıyla yazmadın kümenin içinde sıra fark etmez ama tabii ki de eksilerden başlayıp sıfırla devam edip yazsan çok güzel olurdu. Geldim aşağıya. Y öyle ki Y neymiş? Tam sayıymış. Eksi 5 ile 5 arasındaymış. E arkadaşım B kümesi aynı zamanda eksi 4 ile başlayıp eksi 3 ile devam eden nokta 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 3 ve 4'e kadar giden bütün tam sayılar içerir mi? Yani buradaki elemanlar buradaki elemanların aynısı mı? aynısı. Elemanlar aynıysa arkadaşım o zaman A eşittir B iki küme birbirine eşittir diyebilirim. Eşit kümeyi de anlattık. Artık kümenin altından girdik, üstünden çıktık yani tanım olarak giriş bakımından hepsini yapmış olduk. Evet arkadaşım konuyu bitirdik. Şimdi konu biterken bir hatırlayalım. Kümenin tanımını yaptık gösterdik. İyi tanımlanmış olacaktı. Küme gösterimlerini yaptık. Liste yöntemi, ...Venşeması şeması ve neydi arkadaşım? Ortak özellikli küme çeşitleri, sonlu sonsuz küme, alt küme, boş küme, evrensel küme. Bunların hepsini söyledik. Alt küme konusunu biraz ayrıntılı anlattık. Eşit kümeleri de anlattık. Elemanları birbirinin aynısı olacaktı. Şimdi hemen ödevimizi verelim. Arkadaşlar sıfırdan dokuza da konu çalışacağım ben diyen arkadaşlar varsa konularını hemen mantıktan sonra artık yeni ünitemiz konulardı ve konu çalışacağım diyen arkadaşlar güzel gene konuyu buradan çalışacak. Buradaki örneklerimizi inceleyecek ve sonra da süzgeci yapacak arkadaşım. Küme çeşitlerini de gördük. Temel kavramları anlattık ve tara geç kısmıyla da hemen kendinizi bir tarayacaksınız. Yapamazsınız. Kare kodu okutacaksınız. Nereye kadar arkadaşım? Sayfa 49'a kadar yapıyorsun. Nereden başlıyorsun? Hemen sayfa 42'den 49'a kadar yapıyorsun. Ve 9. sınıf Dinamo kitabımızdan da soru bankasından da hocam ben konuyu çalıştım sorularla pekiştirmek istiyorum dersen de bak arkadaşım burada da küme ünitesinde başlıyorsun. Nereden? 49. sayfadan örnek sorun var. Altta 4 tane patlatıyorsun. Hemen örnek soru 4 tane. Nereye kadar arkadaşım? Burada da temel kavramlar bitene kadar. Yine burada da bir tane tarama testimiz var. 55-56. sayfada. Ne yapıyorsun? 49'dan 56'ya kadar da Dinamo kitabımızdan yapıyorsun ve konuyu bitiyorsun. İşte karşında ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumları istiyorum arkadaşım. Bakalım kimler alt küme sayısını anlamış görelim. Ne diyoruz? Haftaya canlı yayında görüşürüz.